Sevgili arkadaşlar, dersimize ve kanalımıza hoş geldiniz. YouTube'da ilk defa 10. sınıf ve 11. sınıf Osmanlıca ders videolarını kanalımızda sizlerin istifadesine sunmuştuk. Gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine de kanalımızdan haberdar olmayan arkadaşlarınız varsa kanalımızı tavsiye etmenizi sizlerden istirham ediyorum. Bu bilgilere herkesin ulaşmasını istiyoruz. İnşallah Osmanlıca öğrenmeyen kimse kalmasın. Ufak tefek harf hataları, telaffuz hataları yapabiliyoruz zamanla değerli arkadaşlar. Gözden kaçabiliyor. Onları artık sizler öğrendiniz. Yorumlara yazabiliyorsunuz. Sizlere de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Son dersimiz galiba kıymetli arkadaşlar Osmanlıca ile ilgili. Sayfa 149'daki ek etkinlikler bölümünün bir uzunca bir yazısı var. Bu yazıyı okuyacağız. Daha sonra bu yazımızla ilgili çoktan seçmeli sorular var. İnşallah onları cevaplamaya çalışacağız elimizden geldiğince. Öncelikle yazımızı okuyalım bakalım. Ne diyor? Bakın. Yazının tarihindeki mevkii pek mühimdir. Evvelce terbiye almış, tahsil etmiş olmak için kitabet ve hüsnü hatta muktedir olmak lazım idi. Eski devirlerde mektepte, medresede tahsil edenler için sülüs, nesh, talik öğrenmek, bunlar hep yazı türü, bir zinet değil belki lüzum idi. Evet, bir lüzum idi diyor değerli arkadaşlar. Mazide yazı daima bedi'i bir sanattı. Bilhassa dini mimarinin bir serveti idi. Camiler, tekkeler, türbeler, sebiller hep yazılarla süslenirdi. Garp mabetlerindeki resim ve heykel yerine İslam mabetlerinde hep yazı vardı. Yazı yalnız umumi binaları süslemekle kalmıyor. Hususi binaların dahilinde de kullanılıyordu. Kıymetli arkadaşlar, aslında güzel bir yazı ama üst üste çok sık şekilde yazıldığı zaman hem okuması hem göze aşinalığı biraz zor oluyor. Keşke bunu biraz daha ayrık, güzel güzel yazsalardı değil mi? Neyse biz devam edelim. Fakat yazının bu istimali en ziyade levhalardan ibaretti. Halbuki umumi binalarda yazı daha ziyade mahkukat şeklinde idi. Bundan başka yazı Kur'an-ı Kerimlerde, bakın Kur'an-ı Kerimlerde, yazma kitaplarda diyelim, silahlarda, aletlerde de hep güzellik unsuru olarak kullanılmıştır. Umumi ve hususi hayatın tecellilerinde bu kadar mühim bir mevkii olan bakın buraya kadar harsle bu derece samimi alakası bulunan yazının yeni nesillere talimi tabii idi. Eski zamanda yazı hattatlar tarafından ve hattatların hücrelerinde talim edilirdi. Aynı hattatın
dersini alan müteaddit talebeler vardı. Sonra bunlara merasimi mahsusa ile icazetname verilirdi. Meşrutiyetten evvelki mülkiye mekteplerinde de yazı mühim bir ders mevkiinde idi. Rüşdiyelerin programında sülüs ile rika, idadilerde ise yalnız rika vardı. Meşrutiyetten sonra yazının talimine bir atalet geldi. Rika derslerinin saatleri azaltıldığı gibi sülüs de gitgide talim edilemez oldu. İsmail Hakkı Yazı'nın Usulü Tedrisi adlı uzunca ama güzel bir yazıydı kıymetli arkadaşlar. Şimdi bu paragrafı Türkçedeki paragraf sorularını düşünün. Burada paragraf değil adeta sayfa var. Bu sayfada anlatılanların kıymetli arkadaşlar soruları var. Bu soruları çözmemiz isteniyor. Mesela birinci sorumuz diyor ki, kitabet, tahsil, hars, atalet. Parantez içinde verilen kelimelerin manaları bu parçadaki bağlamlarına göre seçeneklerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir diyor kıymetli arkadaşlar. Burada ilk kelimemiz atalet. Bakın şu kelimemiz birinci kelime olacak. Atalet kelimesi kıymetli arkadaşlar parçamıza baktığımız zaman tembellik anlamında değil. Tamam mı? Ondan sonra diğer şıklara bakalım onlar neymiş? Borç ödeme bu da değil. İşsizlik bu da değil. Durgunluk bakın. Normalde bu. Diğer de çalışma diyor bakın. Birinci kelimemiz aslında bakın atalet durgunluk dönemine girmiştir gibi düşünebiliriz. Harse ise kıymetli arkadaşlar tutku değil, işlerlik değil, kültür evet bu doğru ancak kültür bakın burada da var. Dolayısıyla şöyle artı koyarsak doğru olanlara. Diğeri tahsil ise kıymetli arkadaşlar borç alma normalde tahsil etmeyenin anlamlarının içinde var. Kültür, güzellik, burada da öğrenim, bakın tahsil, eğitim, öğretim, tahsil etti manasına. Öğrenim daha doğru. Kitabet, kitaplar, katiplik, edebiyat, yazı yazma. Kıymetli arkadaşlar, buradaki kitabet işte yazı yazma. Aşağıdakileri de okumamışız. Bakın öfke, öğrenim, güzel konuşma gibi şıklarımız var ama biz burada Denizli şıklının daha uygun olduğunu düşünüyoruz ve cevabımızı Denizli yapıyoruz. Geçelim ikinci sorumuza. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bakın olumsuz olduğu zaman kelimenin sonu ne olur? Kelimenin altı çizilir. Bakalım ne diyor? Yazının tarihte çok önemli bir yeri olduğu bu çıkarılabilir. Zaten konumuzda bu anlatılıyor değil mi? Buna tik atalım. 2. Yazının geçmişte yalnızca güzellik unsuru olarak kullanıldığı. Kıymetli arkadaşlar bu çıkarılamaz çünkü sadece bu amaçla değil pek çok alanda kullanıldığı yazıyordu. Yine de diğer şıklara bakalım. Yazı çeşitlerinin bulunduğu, evet rika, sülüs değil mi? Hepsinden anlatıyor. Bu çıkarılır. Meşrutiyet sonrası yazı eğitiminin azaldığı, evet bundan da bahsetti. Yazı ve kültür arasında sıkı bir ilişkinin olduğu harse diyordu ya yukarıda işte. Evet, dolayısıyla kıymetli arkadaşlar Bursa şıkkımız maalesef burada olmayan bir cümle. O yüzden Bursa'yı işaretledik. Geçtik üçüncü sorumuza. Zor olmadığını gördünüz değil mi arkadaşlar? Normalde bakın paragraf soruları
sınavlarda çıkıyor. Biz çok uzun diye okumaya üşeniyoruz ama bakın biz bir sayfa okuduk ve sorularımızı da aşağı yukarı anladık sayılır değil mi? Şimdi diğerine bakalım. Aşağıdaki seçeneklerde okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Seçeneklerin hangisinde tümüyle Arapça asıllı Türkçeleşmiş kelimeler yer almaktadır? Kıymetli arkadaşlar, böyle bir soruyu çözmek gerçekten çok zor. Bu soruyu çözmeniz için muhakkak telefonlarınıza Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünü indiriyorsunuz kıymetli arkadaşlar. İndirdikten sonra bakın, servet yazın, mazi yazın, saat yazın. Direkt bunların Arapçada olduklarını ve Türkçe'ye geçtiklerini göreceksiniz. Tamam mı? Yani bu kelimeler ezberlemek de biraz zor bilinir. Dolayısıyla Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünü indirin. İnşallah oradan bunu bulacaksınız. Ben bu şekilde buldum. Bakın, gibi, öğrenmek, yalnız, hep. Bakın şurada halbuki ile belki de aslında Arapça ama hep kelimesinden dolayı bu şık gidiyor. Yukarıda gibiden dolayı gidiyor. Ya da öğrenmekten dolayı gidiyor. Aşağıda değil mesela. Medreseyle mektep aslında Arapça ama değilden dolayı gidiyor. Program, bakın program zaten Arapça olması mümkün değil. İcazetname, merasim bunlar var ama işte bu da buradan dolayı gidiyor. Dolayısıyla cevabımız Adana. Dediğim gibi muhakkak Osmanlıca'ya merakınız varsa ki sizler tam öğrenme aşamasındasınız. Türkçe'de de edebiyatta da çok işinize yarar. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünü indirin. Türkçe bir sözlük. Oraya hangi kelime yazarsanız yazın, kökenini, direkt anlamlarını, yan anlamlarını hepsini çıkarıyor. Çok güzel bir sözlük. Evet kıymetli arkadaşlar, şimdi geçtik dördüncü sorumuza. Oldukça uzun bir soru bakın. Metinde asıl anlatılmak istenenleri aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi özetler? Yani parçada diyor anlatılanların özet cümlesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım hangisi olabilir? Okuyalım beraber. Batıdaki resim ve heykel sanatlarına karşılık İslam medeniyetinde hüsni hat kullanılmıştır. Bu parçada geçen cümlelerden bir cümle değil mi? Bu özetlemiyor. Yazı eğitimi geçmişte daha programlı bir şekilde yürütülmüştür. Bu da sadece geçmişteki bir cümleden yola çıkarak böyle bir cümle koymuş. Bu da değil. Yazı eğitimine önem verilmesi çeşitli alanlarda kültürel gelişmeler sağlamıştır. Doğru, ancak tam cümlemizi özetlemiyor. İslam yazısı kültür ve medeniyetimizin vazgeçilmez bir eğitim vasıtası olmuştur. Bu da doğru ancak yeterli değil. E şıkkına bakalım. Yazı eğitimi eski öğretim kurumlarında bir sanat dalı ve temel ders olarak yer almaktayken zamanla ihmal edilmiştir. Kıymetli arkadaşlar, sanki bu şıkkımız asıl orada anlatılmak istenen duygunun özeti şeklinde, hani diyor diye atalet dönemi, yani tembellik, bir durağanlık dönem oluşmuştur diye oradan yola çıkarak cevabımızı Edirne yaptık. Geçelim 5. sorumuza, bakalım ne diyor. Bu parçada geçen aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış bir kelime yoktur? Kıymetli arkadaşlar, bu soruyu çözmek için bir Türkçe öğretmeninden, bir de edebiyat öğretmeninden yardım aldım. Emin olun cevabını bulmak için bayağı zorlandık. Ancak sonuçta bir cevap bulduk. Bakın, şimdi yazının diyor ya, bakın yazının yazıdan, yazın yazmaktan yazı oluşmuş. Dolayısıyla bu kelimemiz yapım eki almış. Tarihteki mevkii pek mühimdir. Bir tane bulursak yeterli. Mazide yazı, bakın yine aynı kelime gelmiş buraya. Dolayısıyla yazmaktan yazı dedik. Bu da var. Daima bedi'i bir sanattı. Bilhassa
bilhassa dini mimarinin bir serveti idi. Burada kıymetli arkadaşlar, mimardan mimari kelimesini aslında yapım eki aldığını düşündük, tamam mı? Ancak dini mimari ikisi birlikte kullanıldığı zaman bir tamlama şeklinde olunca bunun yapım eki değil olmadığını, tamlama eki olduğunu düşünerek cevabımızı biz C şıkkı olarak bulduk. Diğerlerine bakın. Aynı Hattat'tan dersini alan müteaddit talebeler vardı. Yine Hattan Hattat oluşmuş. Bakın burada da var. Bir de burada alan mesela. Almaktan alan oluşmuş. Bu da yapım eki var. Meşrutiyetten sonra yazının talimine bir atalet geldi. Yine burada yazı kelimesinde yine yazmaktan oluşmuş. Bu sorumuzu da C olarak yaptıktan sonra son sorumuzu inşallah yapalım kıymetli arkadaşlar. Okuduğunuz metin için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? Fark ettiyseniz başlık yoktu. İşte buraya saklamışlar. Yazma usulü olabilir mi? Olamaz. Niçin yazarız? Bu da olmaz. Yazı nev'ileri, yani yazı çeşitleri diyor. Bu da olmaz. Yazının dünü bugünü. Evet, asıl anlatılmak istenen buydu. Yazının dünü bugünü. İyi yazının nitelikleri, bu da olmaz. Evet değerli arkadaşlar, bu şekilde sizlere Osmanlıca ders kitabımızın okuma metnini ve sorularını yapmış olduk. Diğer sayfalarda kıymetli arkadaşlar yazma yerleri var. Bakın şuralarda. Nasıl yazacaktık? İşte elif, B, Cim, bunların yazılışları. Burada yapmanız gereken kıymetli arkadaşlar harflerimizin kalemi alacaksınız üzerinden. Gideceksiniz bu şekilde. Ve yazmayı inşallah bu şekilde daha güzel yapacaksınız. Sizler bu sayfaları yaparsınız. Çok kolay üzerinden gideceksiniz. Son olarak şu yazma yerlerini siz yaptıktan sonra artık oralar ilkokul bir seviyesindeki öğrenciler için geçerli. Sizler artık inşallah Osmanlıca söktünüz. Burada kıymetli arkadaşlar devlet isimleri var. Bu devlet isimlerinin okunup altlarının yazılması. Mesela bakın Türkiye, Rusya, Kuveyt, Lübnan, Suriye, Çin, İngiltere, İspanya. Bakın bu şekilde devlet isimlerinin ne kadar kolay yazıldığını görüyorsunuz. Cezayir, Almanya, Amerika, Irak, Fransa, Mısır, Ürdün ve Japonya şeklinde isimler okuduk. Kıymetli arkadaşlar, Osmanlıca 10. sınıf kitabımızın Allahu Alem tamamının okunuşlarını yaptığımızı düşünüyorum. Şayet eksik olan, okunmayan bir yer varsa videomuzun 10. sınıf oynatma listesinden tespit ettiğiniz "Hocam bura okunmamış ya da eksik okunmuş, şurayı tekrar okur musunuz?" şeklinde yorumlarınız gelirse Facebook ya da Instagram sayfamızdan da yazabilirsiniz. imamhatipakademi@gmail.com adresine de yollayabilirsiniz. Ya da videolarımızın herhangi birisinin altına yorum da yapabilirsiniz. Biz yorumlara anında cevap veriyoruz. Değerli arkadaşlar, sürçülisan olduysa affola. Sonuçta yıllardan beri okunmayan, bilinmeyen bir dersimizi yeniden okumaya gayret ettik. Hataları, eksikleri yorumlara yazabilirsiniz diğer arkadaşlarımızın da görmesi için. Bizler de size teşekkür ederiz. İnşallah Rabbim muvaffak eylesin. Rabbim Osmanlıca öğrenme azminizi tamamına erdirsin ve binlerce yazma eseri sizler vasıtasıyla gün yüzüne çıkarmayı nasip eylesin diyerek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla kıymetli arkadaşlar.